Adım İsmail Avcıbaş, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Elektrik Elektronik Mühendisliği, elektrik ve elektromanyetik prensipleri kullanan cihazların, aygıtların tasarımıyla ilgilidir. Dolayısıyla elektrikle çalışan bütün cihazlar aslında bizim ilgi alanımıza girer. Bunları düşünecek olursanız evinizde kullanmış olduğunuz klimadan tutun, televizyona varıncaya kadar, aracınıza bindiğiniz zaman kullanmış olduğunuz sistemlere varıncaya kadar, bilgisayar, ondan sonra cep telefonu, hastaneye gittiğiniz zaman kullanılan bütün sistemlere varıncaya kadar bütün bunların hepsi elektrik elektronik mühendislerinin üretmiş olduğu, tasarlamış olduğu sistemlerdir. Dolayısıyla elektrik elektronik mühendisleri aslında hayatımızı kolaylaştıran, konforlu kılan, daha güvenli ve sağlıklı kılan teknolojilerin tasarlanması, üretilmesi ile ilgili bir mühendisliktir aslında. Bu aslında başlı başına temel bir mühendislik olmakla birlikte diğer mühendisliklerde karşılaşılan problemlerin çözülmesinde de etkin rol alan, yer alan bir mühendisliktir aynı zamanda. Elektrik elektronik mühendisliği mezunu olan birisi haberleşme sektöründe, kontrol sektöründe, bununla birlikte savunma sanayinde, sağlık sektöründe çalışmakla birlikte yan alanlar olarak finanstan tutun da sinema sektörüne varıncaya kadar çok çok değişik alanlarda rahatlıkla iş bulabilirler. Çünkü elektrik elektronik sistemler diğer bütün üretim süreçlerinde kullanılan sistemler olduğu için bütün sektörlerde çok geniş bir spektrumda rahatlıkla, kolayca iş bulabilirler mezunlarımız. OSİM Teknik Üniversitesi bir sanayi üniversitesi. OSİM Teknik Üniversitesi yeni ama OSİM 50 yıllık bir geçmişe sahip. Dolayısıyla OSİM ekosistemde yer alan firmaların, kuruluşların problemlerini çözüm üretebilecek aslında biz mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Okulda almış oldukları teorik derslerin, uygulamalı derslerin pratikte firmalarda gerçek hayatta nasıl uygulandıklarını bizzat gözlemleme şansına sahip oluyorlar. Bizzat oradaki üretim süreçlerinin içerisinde yer alıyorlar ve daha mezun olmadan çok çok kıymetli deneyime sahip olarak mezun oluyorlar. Dolayısıyla daha mezun olmadan sektörün kendisinden ne beklediğini, ne tür sektörler olduğunu çok detaylı bir şekilde öğrenmiş oluyor. Dolayısıyla okulda almış olduğu dersin kıymetini daha iyi kavrayabiliyor. Aynı zamanda okuldaki dersleri daha iyi anlama konusunda motivasyona da sahip oluyor. Çünkü almış olduğu derslerin bizzat gerçek hayatta karşılığının nasıl olduğunu görmüş oluyor.